Gezi'ye katıldı mı? Gezi gösterilerine vesairesine katıldı mı? Bu sanatçıların bir taraftan antipati topladığı gibi diğer taraftan da mağdurum bu pozisyona geçiyor. Ancak biz bu parayı veriyor isek buraya layık bir sanatçıyı getirelim mantığı oluyor. Şimdi devlet sanatçılara karşı bir antipati duyuyor. Sanatçılar devlet yönetimine karşı bir antipati duyuyor. Bunu aslında Melek Mosso olarak da verebilirdim. Star duruşu olup da bunu hak etmeyen sanatçı. Kimseyi suçlamayın. Kendi sektörünüzle ilgili derdiniz var. Servet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ediyorum. Seyirciler açısından önce siz bize bir ne iş yaptığınızı anlatın, sonra sorulara geçelim. Hay hay. 29 yıldan bu yana Türkiye'deki belediye festivalleri, üniversite şenlikleri gibi organizasyonlara, bay toplantılarına komple organizasyon ve birçok sanatçının birçok organizasyon şirketinin sanatçı konularını çözüyor oluyorum. Kısacası organizatörlük yapıyorum. Tamam. Şimdi ikili gruplar halinde arkamı sorular gelecek. Lütfen bir tanesini seçeceksiniz. Hı-hı. Ve diğerinin cevabını duymayacağız. Bir tanesini cevaplayacaksınız. Bir Hı-hı. kere ikisini birden cevaplama hakkınız var. Bir kere de ikisini birden cevap vermek istemiyorum derseniz size yeni bir soru soracağız. Hay hay. İlk soruyla başlıyorum. Arkamdan takip edebilirsiniz. 30 yıla yakın süredir müzik sektöründesiniz. Evet. Star muamelesi gören ama bu ünvanı en az hak eden şarkıcı sizce kimdir? Ya da bizim çok şöhretli bildiğimiz ama konseri izleyici çekmeyen sanatçılar kim? Zor yerden geliyor. Düşünmem gerekiyor. Şimdi halihazırda da çalıştığımız sanatçılar. Şimdi bunlardan 30 yıla yakın süredir müzik sektöründeyim. Star muamelesi gören ama bu ünvanı en az hak eden şarkıcı. Kimdir? Geçmişten bunu, de birisi olabilir. Bunu cevaplamama hakkına sahipsem onu aldık kenara koyduk. Bizim çok şöhretli bildiğimiz ama konserleri izleyici çekmeyen sanatçılar kim? Bir kere 90'lar sanatçıları çok muazzam bir şekilde sanatı da biliyorlar. Mesleğe de işlerine de son derece saygıları var. Ancak gereken ilgiyi göremiyorlar. Bu 90'lar dönemindeki bütün sanatçılar için geçerli bence. Ama İzzet Çelik Ercan 4. kez Kuru Çeşme Açık Havayı. Şu anda Metin Özülkü ve orkestrası, jaleler vesaire yeni yeni gündemde ve insanlar artık kaliteye geri dönüş yapmaya başladı. Ama bundan 5 yıl öncesine kadar, 3 yıl öncesine kadar çok ciddi anlamda bir dejenerasyon vardı sektörde. Artık insanlar da kaliteye dönmeye başladığı için eski kaliteye yöneliyor halkta. Haliyle yavaş yavaş gündeme gelmeye başladılar. Peki ikinci grup, organizasyon sektörü sıkça mafya ve kara parayla beraber anılıyor. Bunun sizce sebebi nedir? Ya da son 20 yılda organizasyon sektöründe en çok kötüye giden şey nedir? Ben bu soruyu daha çok sevdim. Şimdi bizde ikinci soruyu, son 20 yılda organizasyon sektöründe en çok kötüye giden şey mesleğin bir kere dejenerasyona uğraması, insanların seçimlerinin farklı bir şey. Ben bir işi satarken, bir organizasyonu yaparken şunu soruyorum bir belediye başkanı ya da organizasyon sahibi olan kişiye. Buraya çok fazla insan toplayacak bir sanatçıya mı ihtiyacımız var popüler anlamda? Yoksa buraya gelen insanları mutlu bir şekilde evlerine gönderecek bir sanatçıya mı ihtiyacımız var? Ve birinci şık tercih ediliyor. Bize çok fazla insan toplayacak. Türkiye Amerika'dan sonra sansasyona en açık ikinci ülke bana göre. Haliyle kim ne kadar medyada ne kadar fazla gözüküyor ise, ne şekilde gözüküyor ise o tercih ediliyor. Onunla yan yana gelinmek isteniyor. Bu ciddi anlamda kötüye giden şey ve organizasyon sektöründe bundan 30 yıl önce, 20 yıl önce çok ciddi bir saygı, sevgi ve iş etiği vardı. Bugüne dönüldüğü zaman ise organizasyon sektöründe artık binecekleri arabanın rengine karar vermek isteyenler, kırmızı helikopter götürsek bunun mavisi yok muydu diye soranlar. Böyle bir durum içerisinde. Olur mu böyle şeyler ya? Daha 15 dakika önce yaşadığım konular. Yani falanca arabayı gönderelim. Hayır biz onu istemiyoruz. Filanca arabayı gönderin kısmı şu anda çok fazla gündemde. Kulise şu marka viski değil de bu marka viskiyi getirsek olur mu? Hayır biz şunu istiyoruz diyen bir model var. Evet ama kulis rider diye bir şey var artık hayatımıza son 5 yılda girdi biliyorsunuz. Evet son 5 yılda girdi pir girdi. Öyle bir durum kulis var. Kulis rider var lütfen yani. Hı hı. Bir sürü sanatçının riderını gördüm ama insan inanamıyor. Yani bende şu anda 7 sayfalık kulis riderları var. 7 sayfalık? 7 sayfa. Sanatçı riderı,
Orkestra Rider'ı. Ekip Rider'ı. Dansçıların olduğu Rider. Teknik ekibin olduğu Rider. Biz şu içki, şu şekilde bir meyve soyulsun. Şu şekilde bir buzdolabımız olsun. Şunlar da olsun. Bunlar da olsun. Ben asistanlarımın dışında bizzat kendim istenen bir şampanyayı 7 ayrı tekel bayiyi dolaşarak bulduğumu biliyorum. Şeyi de gördüm. Otur odası Rider'ı başka, kulis Rider'ı başka. Tabii. Yani ben şuna tanık oldum. İsim vermek istemiyorum. Bundan yıllar önce Isparta'da bir üniversite konseri yapıyorum. 3 gün peş peşe. Birinci gün şu anda yine star olan bir ablamız geldi. Sanki Michael Jackson gelmiş gibi bir koruma asansörün kapısını tutuyor. Bir koruma işte döner kapıdan kimseyi geçittirmiyor. Araba gelirken işte 5-6 kişi abla geldi işte fotoğraf çektirmek isteyenler var. Çekilin çekilin, ben buraya fotoğraf çektirmeye değil konser yapmaya geldim falan filan deyip odasına geçiş yaptı direkt. Ertesi günü Inna konserimiz var. Inna geldiği zaman bizim Türkler böyle yapıyorsa bir dünya starı kim bilir ne yapar diye korktuk. O önlemleri biz almaya başladık. Kadın geldi, arabadan indi. Dedi bu telaşa ne gerek var? Bir saniye, burada insanlar benim için gelmiş. İzninizle şöyle oturabilir miyim? İnsanlarla sohbet edebilir miyim? Sizin buranın elması güzelmiş. Bir elma alabilir miyim? Var mıdır? Nasılsınız? İyi misiniz? Şaşırdık, nasıl oluyor bu diye. Daha sonra ben ilgi alanıma girdi. Merak alanıma girdi ve araştırdım. Yurt dışında insanlar, starlar bisikletle gezebiliyor. İnsanlarla iletişime girebiliyor. Ama Türkiye'de bu söz konusu değil. Hele hele son yıllarda, bu yıl özellikle pandemi sonrasında sanatçılarla alakalı çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İstekleriyle alakalı. Üçüncü grup. İktidara yakın olarak kabul edilen sanatçılar zaman zaman iddia edildiği gibi farklı muamele görüyorlar mı? Örneğin konser verme konusunda önleri daha mı açık? Ya da konser iptallerinin genelde muhalif sanatçılara yönelik uygulandığına dair bir görüş var. İşin içinde bir kişi olarak gerçekten de böyle bir tavır seziyor musunuz? Tabii ki her iki soruya da cevap vermek istiyorum. Şimdi bize şu soruluyor. A grubu belediyeler, yönetimler, B grubu belediyeler, yönetimler geziye katıldı mı? Gezi gösterilerine vesairesine katıldı mı? İşte şu etkinliklere katıldı mı? Bu etkinliklere katıldı mı? Katıldı, tamam, bedava da gelse üstü çiziliyor. Böyle bir durum söz konusu. Bazı sanatçılarımız da var ki AK Partili belediye mi? Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi. Ben gelmiyorum, teşekkür ederim. MHP'li belediye mi? Ben çok teşekkür ediyorum. Yani isim de verebilirim. Edip Akbayram. Şu anda milyon para versek halk konseri demez, bir şey demez. O konsere gelmeme kararı var. Bazı sanatçılarda böyle bir katılık var. Son dönemde biliyorsunuz saraya giden sanatçılar topluluğu var. Bu sanatçıların bir taraftan antipati topladığı gibi diğer taraftan da bizim sanatçımız statüsüne girip konser üzerine konser alabiliyor. Ve hatta geçmiş dönemde solculuğuyla bilinen, aşırı solculuğuyla bilinen bazı sanatçılar da şu anda iktidar yanlısı olduğu için ciddi anlamda konser alıyorlar, ciddi anlamda işe gidiyorlar. Böyle bir durum var. İkinci soruyu da cevaplandırabilirim. Festival iptallerinde şöyle bir durum var. Yine benim organizasyonun yaptığım bir konu, Aleyna Tilki konseri iptal edildi. Evet. Türkiye gündemine düştü şu anda. Daha önce Melek Mosso konseri aynı şekilde. Isparta'ydım siz yapıyordunuz. Isparta, ben kendim Ispartalıyım. Belediye başkanı arkadaşım. Konuyu bizzat kendisinden öğrendim. Bazen sanatçılar bunu kendi lehlerine çeviriyorlar. Aleyna Tilki'de de bu şekilde oldu. Melek Mosso'da da bu şekilde oldu. 1 lirayken rakamları bu tarz mağdur sıfatıyla anıldıkları saniye 3 liraya çıkıyor rakamları. Mağdurum da mağdurum. Bu pozisyona geçiyor. Belediyeler zaten muhaliflerle, yerel muhaliflerle ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Haliyle oraya gelecek sanatçı oranın Türk kültür yapısına, aile yapısına daha yakın olsun isteniyor.
bir takım konularla anılmak istenmiyor. İşte haliyle belediye başkanı da diyor ki ne olur buraya gelmeden önce şu şu şekilde davransın, şu şu şekilde olsun gibi. Çok ciddi rakamlar var. Şimdi bir sanatçıya verilecek paranın dışında bir organizasyon için ayrılan para minimum 400-500 bin lira. Ses ışık sistemi, ulaşımı, konaklaması, vergisi, yan masrafları 400-500. Hadi sanatçının parası da bindiği zaman buna şu anda ortalama bir festivalin, küçük ölçekli bir festivalin maliyeti 1 milyonun altında değil. Haliyle biz bu parayı veriyor isek buraya getirilecek olan sanatçıya da dikkat etmemiz lazım diyor. Ancak biz bu parayı veriyor isek buraya layık bir sanatçıyı getirelim mantığı oluyor. Yani aile duruşuyla, kişisel duruşuyla, sanatıyla hepsini bütün olarak görüyorlar. Belediye başkanına yerel yönetimlerden, muhaliflerinden çok ciddi baskı geliyor. Son konserde iptalinde Aleyna Tilki konusundan bahsedeyim mesela. Aleyna Tilki de benden özellikle rica edildi. Hani onun bakış açısı, hayata bakış açısı, fikirleri kendisini ilgilendiriyor. Biz buradaki sahne performansı ile ilgileniyoruz. Ancak rica ediyoruz. Buraya gelmeden önce bize çok fazla baskı var. Diyanet senden bir açıklama geldi. Aleyna Tilki buraya gelmesin diye. Bizzat açıklama yaptılar. Oradaki birçok halk sosyal medyadan gelmesin dedi. Belediye başkanı dik durdu. Hayır, ben Aleyna Tilki'yi istiyorum. Ben onun sahne performansına hayranım dedi. Ardından LGBT karşıtı bir yürüyüşe isyan ettiği için ve bunu bir şekilde dile getirdiği için Aleyna Tilki, oradaki o muhalifler tekrar gündeme geldi. Belediye başkanının gücü kalmadığı için de artık pardon dedi ve iptal etmek durumuna gitti. Yani burada sanatçıların duruşları, kişisel duruşları, konuştukları, sanatçının siyasetçisi olmaz bana göre. Sanatçının futbol takımı olmaz. Bu sanatçı çıkıyor, ben Galatasaraylıyım diyor. Bütün Beşiktaşlar, Fenerbahçeliler, Trabzonsporlular bir antipati duymaya başlıyor. Maalesef bu böyle oluyor. Ben işte A partisindenim diyor. B, C, D partisindeki insanlar. Biz onun sanatıyla ilgileniyoruz. Yani bir gün Uğur Işlak diyorlar ki ilk çıktığı dönemde sağ sizi kendisine yakın görüyor. Sol sizi kendisine yakın görüyor. Siz kendinizi nereye yakın görüyorsunuz denildiği noktada. Sanatçının sağ solu belli olmaz diyor. Ben diyor sanatımla ilgileniyorum diyor ve böyle bir politik cevapla devam ediyor. Ama sonra AKP milletvekili oluyor. Oluyor. Böyle de bir durum var. Yani. Şu anda da AK Parti. Yani siz bu iptalleri normal görüyorsunuz. Öyle anlıyorum sözlerinizden. Şimdi iptalleri normal görmüyorum. İptaller belediyelere de, yerel yönetimlere de zarar veriyor. Sanatçıya da zarar veriyor. Ama öbür taraftan sanatçı mesela Melek Mosso'dan bahsedeyim. Melek Mosso benim şu anda listelerimden çıkarttığım bir sanatçı. Az önceki sorunun cevabını aslında Melek Mosso olarak da verebilirdim. Star duruşu olup da bunu hak etmeyen sanatçı. Ben bir belediyeye teklifte bulunuyorum. Melek Mosso yapalım diyorum. Haluk Levent arkadaşımız, onunla beraber çalışan. Tamam, yapalım edelim. Teklifi götürüyorum. Melek Mosso şudur budur. İşi okeyliyorum. Para göndereceğim. Telefonlarıma bakılmıyor. İş bir başka organizatöre pas edilmiş. Oraya teklif eden benim, her şeyini yapan benim. Isparta'daki olay ise şu. Belediye başkanı Şükrü abimle de birebir görüştüm. Servetçim, benim olayla, iptalle hiçbir alakam yok. Ama olay bana mal edildi. İptal 45-50 gün öncesi yapılıyor. Fakat konsere bir hafta kala açıklanıyor. Karşılıklı anlaşarak yapılıyor iptal. Fakat konsere bir hafta kala yapılıyor. Bizim mağdur sanatçımız, hadi bu sanatçıya destek verelim, araştırılsın rakamı. İptal öncesi 1 liraysa iptal sonrası 4,5 liraya çıktı. Böyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. Evet, ama iptal eden belediye değil mi? Belediye değil. Kim? Belediyenin bir sponsoru var. Bir AVM açılıyor orada. Evet. AVM yönetimi belediyeye ikramda bulunmak için sponsor oluyor ve sanatçılara o karar veriyor. Tamam. Sonrasında da belediyeyle hiç alakası olmayan bir iptal gerçekleşiyor. Kim ediyor iptal? AVM yönetimi. Tamam. Belediye başkanı AVM yönetimi bu konseri bir hafta kala iptal etmiyor mu? Hayır. Ne zaman iptal ediyor? 50 gün önce iptal. Peki niye 50 gün önce iptal edip bir hafta kala açıklıyor? Açıklayan belediye şey değil ki. AVM yönetimi ya da belediye değil ki. Sanatçı açıklıyor. Bizi iptal ettiler. Bir hafta kala. Çünkü bunun bir, biliyorsunuz siz de, bir basın danışmanı bölümü var, bir PR bölümü var. Bunun bize ne artısı olur, ne eksisi olur? Oradan artısı olacak kesin, hadi bakalım mağdur oynayalım noktasıyla ilerlenen bir konu var orada. Tamam, AVM'nin affedersiniz iş bilmezliği. Aynen öyle. Onlar bizim işleri bilmiyorlar. bizim işleri bilmiyorlarsa organizasyon yapmayacaklar. Aynen, aynen. Yani. Peki mesela Burhaniye Festivali'ni de mi böyle iptal ettiler? Efendim, Fethiye'deki festivali de mi böyle iptal ettiler? Hayır, şimdi şöyle,
Olayın arka yüzünde başka başka şeyler dönüyor. Belediye bize diyor ki hani gelecek olan sanatçının istekleri makul olsun. Biz belediye sanatçıyla anlaştıktan sonra sanatçıların makul olmayan isteklerini aktardığımız zaman belediye diyor ki biz bu konseri yapmayalım ya da çok farklı, yani o kulis rider'ı dedik az önce. O kulis rider'ını görünce bile belediye bir irit oluyor. Neden bu diyor. Biz mesela, ben şu anda bir prodüktör olsam, bir sanatçı menajeri olsam kulis rider'ın altına şunu yazarım. Kendim içki parasını kendim veririm, kendim alırım ekibimin içeceği içkiyi. Misafirin nasıl ağırlanacağını en iyi ev sahibi bilir. Bu. Ama ben şunu da istiyorum, bunu da istiyorum. İşte Yıldız Tilbe'nin kulis rider'ı medyada dolaştı, gündeme geldi biliyorsunuz. Şunu da istiyorum, bunu da istiyorum. Oradaki garip istekler çok fazla ayyuka çıktı. Yıldız Hanım'ın öyle bir şey istediğini zannetmiyorum. Ben Yıldız Hanım'la çok uzun yıllar çalıştım. Hiç öyle istekler görmedim ben. Ama o listeler çok fazla gündeme geldi bir şekilde. Doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Ben Yıldız Hanım'la çok uzun yıllar beraber çalıştım. Hiç Yıldız Hanım'ın öyle istekleri olmadı hayatımda. O zaman kraldan çok kralcılarını yapmış olduğu çalışmalar. Hiç görmedim. Şimdi siz sürekli isteklere falan bağlıyorsunuz da mesela Burhaniye Festivali'ni belediye yapmıyor. Burhaniye Festivali'nin bir organizatörü var ama iptal eden kaymakamlık. Burhaniye Festivali'nin sanatçılarını ben verdim. O zaman açıklayayım. Avanslarını verdik. Hepsiyle anlaşmaları yaptık. Ardından olay döndü Fethiye'ye, daha sonra iptaller olduktan sonra. Burada yönetimin ciddi bir korkusu var. Devlet artık bu işe, ben az sonra konuşacağımız konularda zaten bunu açıklayacaktım. Şöyle bir durum var. Devlet bir kere bizim sektörü bir ele almalı. Türkiye'de mezar taşının bile bir meslek yüksekokulu var, bir fakültesi var. Fakat 6 milyar dolar paranın dönmüş olduğu belediye festivalleri, bayi toplantıları, düğünler, bütün organizasyonların oluştuğu bir sektörün ne bir okulu var, ne bir denetmeni var, ne bir derneği var, ne bir başı var. Yani şu anda organizatör olmak için elinize çanta alıp 3 tane sanatçı telefonuna sahip olmanız yeterli. Bunu devlet de denetlemiyor. Hiç kimse denetlemiyor. Ne diyecek devlet? Ne mezun olmak gerekecek organizatör olmak için? Şimdi bakın, organizatörlük öyle hafif alınacak bir meslek değil. Çok ciddi meslek. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Yıllardır içindesiniz. Herkesin de yapması gereken bir meslek değil. Ancak işin ehli olanlar yapmalı. Şu anda herkes alaylı. Ben şunu çok isterim. Bir üniversite çıksın, bizim bir bölümümüz oldu. Menajerlik, sahne yönetimi, organizatörlük, işte belediye festival organizatörlüğü, düğün organizatörlüğü, yurt dışı organizatörlüğü. Bunlar kendi içlerinde çok ciddi konular barındıran şeyler. 6 milyar dolardan bahsediyoruz. Bir yılda 6 milyar doların döndüğü bir organizasyon sektörünün mutlaka bir denetimi, bir eğitimi olmak durumunda. Şimdi devlet sanatçılara karşı bir antipati duyuyor. Sanatçılar devlet yönetimine karşı bir antipati duyuyor. Burada karşılıklı gizli bir savaş var içeride. Bazen devlet diyor ki işte biz ey ahali bir şey anlatacağım size diyor mesela. 10 kişi toplanıyor. Ayşe'nin Fatma'nın konseri var, Ahmet'in Mehmet'in konseri var diyorlar. 10 bin kişi geliyor arkasından önünden, işte ben size bunu anlatıyorum diyor. Devlet zaten bunu çok iyi kullanıyor. Ama öbür taraftan sanatçıyı korumuyor. Organizasyon sektörünü korumuyor. Öbür taraftan iptaller oluyor. Burhani Festivali'nden bahsedeyim. Mesela konsere bir gün kala iptal oldu. O güne kadar hiçbir şey olmadı. Ve bir kaymakam çıktı. Ben bunu istemiyorum dedi. Daha önce Milyon Fest'te de aynı şey oldu. Umut Kuzey'i çok severim kendisini. Eskişehir'de yapıldı. Oradaki gösterilen tepki her yerde gösterilmeli. Sanata karşı kimse çıkmamalı. Eskişehir'de yapılan festivalde bu böyle olmalıdır denildiği noktada biz hep beraber bir karşı çıktık ve o iptali engelledik. Biz Eskişehir'deki festival de yapılmadı ki. Milyon Fest devamı geldi. Milyon Fest'in devamı. Anadolu Festivali yapılmadı. Evet, o yapılmadı ama ben Milyon Fest'ten bahsediyorum. Kaymakamlık hayır yapamazsınız dedi. Niye yapamayız? Kavga dövüş çıkar. Normal şartlarda kavga dövüş zaten çıkıyor. Festivalde insanlar kavga dövüşü yapmaya gelmiyor. Eğlenmeye geliyor, birbirine sarılmaya geliyor. Gülmeye, şarkı söylemeye geliyor. Bizim mesleğimiz insanların stresini alma mesleğidir. İnsanları mutlu etme mesleğidir. Destek olunması gereken bir meslektir. Soruya cevap vermediniz ama bir sürü şey söylediniz ama güzel olsun. Ama asla soruya cevap vermediniz. Çok dağıldı o zaman konu. Neyse, tamam. Diğer grup. Beraber çalıştığınız sanatçılardan Bülent Serttaş konseri mi daha eğlenceli geçiyor yoksa İzzet Yıldızhan mı? Beraber çalıştığınız sanatçılardan İrem Derici konseri mi daha eğlenceli geçiyor yoksa Zinet Salim mi?
Filtre kahveyi mi daha çok seversiniz? Nescafe'yi mi daha çok seversiniz? Filtrenin yeri farklı. Nescafe'nin yeri farklı. Türk kahvesinin yeri farklı. İrem Derici ile çalışmaktan çok keyif alıyorum. Zinet Sarı ile sohbet etmekten ve onun sahnesini izlemekten çok keyif alıyorum. Her sanatçının yeri, durumu çok farklı. Ama en çok keyif aldığım şey hangi sanatçının performansı daha iyi ve insanlarla daha sıcak bir iletişim kuruyor ise biz kenarda durup izlediğimiz zaman o bir sanatçı tarafına bakıyoruz. Bir izleyen tarafına bakıyoruz ve arkasından avazımız çıktığınca bağırmak istiyoruz. Ey ahali, bu konserleri biz yapıyoruz, sizi bir araya biz getirdik diye asıl keyif aldığımız konu o. Diğer grup, bu kadar büyük bir sektör olmasına rağmen organizatörler neden bu kadar sık konser iptal edilmesinin önüne geçemiyor ya da organizasyon sektöründe kimsenin çalışmak istemediği, herkesin yakası ittiği bir sanatçı var mı? Evet var ama ben o soruya cevap vermek istemiyorum. Çünkü hali hazırda organizatörle devam ediyorum. Bu kadar büyük bir sektör olmasına rağmen organizatörler neden bu kadar sık konser iptal edilmesinin önüne geçemiyor? Şimdi bizim bir derneğimiz yok. Bizim Türkiye piyasasında elinde tuttuğumuz 5-6 arkadaşız biz. Berkan Tacil, işte ben, Neptün abi vesaire vesaire. Biz dönem dönem bir araya geliyoruz ve kararlar alıyoruz. Diyoruz ki bak, bu sanatçı bize yanlış yaptı. Aa, kimse iş vermiyor. Aa, bu sanatçı çok düzgün çalışıyor. Bize destek oluyor. İnsanlar seviyor. Gittiğimiz yerde sıkıntı yaşatmıyor. Aa, bu sanatçıyla devam edelim. Ama konser iptallerinin önüne geçecek merci biz değiliz. Biz restorandaki garson gibiyiz. Bana pizza getir, pizza getiriyoruz. Aa, ben sana pizza getirmeyeyim de bilmem ne getireyim diyemiyoruz. Kim bizden ne istiyorsa onu getirmek durumda. Evet, ama otellerden siz de zarar görüyorsunuz Servet Bey son tahlilde. Tabii ki zarar görüyorsunuz. Belki de en büyük zararı siz görüyorsunuz. Çünkü belli sanatçılara avans veriyorsunuz. Tabii ki. Ben bunu yaşadım işte Aleyna Tilki konserinde. Avansı ben kendi cebimden verdim. Ama ben bu iptalin önüne geçemiyorum. Yani sözleşmeler ona göre, oradaki maddeler ona göre, bunun önüne geçemiyoruz. Bakın, ben size bir şey itiraf edeceğim. Şimdi söyleyeceklerim çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar binlerce organizatör geldi geçti. Günümüzde de dahil olmak üzere mutlu, zengin ve normal ölen tek bir organizatör yok. Bundan sonra inşallah olur. Ama şu ana kadar mutlu, zengin ya da normal ölen tek bir organizatör yok. Ya kalp krizi, ya beyin kanaması, ya trafik kazası bizim ölüm şeklimiz. Normal aile düzeni olan organizatör sayısı yok denecek kadar az. Çünkü 365 günün 300 günü dışarıdayız, yollardayız. Milletin 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerde para verdiği noktada biz aman bitti yatağım olsun da kendi evim olsun noktasına geçmiş durumdayız. Haliyle bizim kendi içimizde ciddi sıkıntılar var. Biz bir bütün olamadığımız sürece hiçbir yaptırım gücümüz olamıyor. Ben tek Servet Şan olarak nasıl geçeyim de, neyin önüne geçeyim de şey yapayım. Ama biz 10 kişi olduğumuz zaman, bir dernek olduğumuz zaman ya da devlet bunu denetlediği zaman birçok şeyin önüne geçebilecek durumda olacağız. Ha, devletin önüne geçip de sen bunu niye iptal ediyorsun, edemezsin deme lüksümüz ne benim var ne diğer arkadaşlarımızın var. Ama keşke olsa, onu da altını çizeyim. Keşke olsa. Mesela bize tutup da... Dernekleşmek sizin elinizde. İsterseniz isterseniz bir baskı grubu oluşturmak için dernekleşebilirsiniz. Niye dernekleşmiyorsunuz? Şu anda gündemimizde var. Çalışmalarını yapıyoruz. Çünkü artık buraya değil, buraya kadar geldiği için şu anda onun çalışmalarına başladık. Yani. Nasıl, hele bu son konser iptallerinden sonra. Nasıl MÜYAP varsa, MESAM varsa siz de dernekleşebilirsiniz. Bunun önünde bir engel yok ki. Aynen, şu anda onun çalışmalarına başlamış durumdayız. Yani kimseyi suçlamayın. Kendi sektörünüzle ilgili derdiniz var. Evet, evet. Son soru. İşinizin çok büyük bir kısmını belediyelerin organizasyonlarında yapıyorsunuz. Bu sizin yaratıcılığınızı ve bağımsızlığınızı ne kadar etkiliyor? Ya da ekonomik krizin sürmesine, yoksulluğun artmasına rağmen sanatçıların konserler için yüksek paralar istemeye devam ettiğini biliyoruz. Bu sizin hayatınızı nasıl zorlaştırıyor? Ben birinci sorunun cevabını vermek istiyorum. Buyurunuz. Ben bir belediyeye gittiğim zaman festivalin sadece sanatçıyı getirip onun konserini yapmaktan ibaret olmadığını, işte yeteneksizsinizde birçok yetenekli çocuklar var, ben o animatörleri vesaireleri de oraya götürüp o insanlarla buluşturmak gerektiğini, farklı çalışmalar yapılması gerektiğini söylüyorum. Ve belediyelere şunu söylüyorum: ne olursunuz bana bırakın, burada hak eden sanatçıyı getirelim, olması gerektiği gibi yapalım vesaire vesaire. Bunu bilen arkadaşlar, bana inanan arkadaşlar bu festivali bu şekilde yapıyor ki en son Tosya Festivali'ni yaptık 4 gün. Çok da keyifli bitti. Aynı şekilde yaptık, bitirdik. Bu bizim özgürlüğümüzü kısmen, yani ben biliyorum diyen belediyeler
engelleyebiliyor. Bu kitap da bu arada sanatçılarla sektörün ilk ve tek kitabıdır bu. Birçok rahmetli olmuş sanatçımızla olan anımız İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Nuray Afiftaş, Halit Akçatepe onlarla olan organizasyon alılarımız vesaire. Ha, okuyayım. Popüler kültür kitabı severim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Bu fırsatı verdiğiniz için çok sağ olun.